Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda motiflerden oluşan üzeri şöyle göstereyim zincir işlemeli bu güzel hırka yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi motiflerden oluşuyor. Birazdan sizlere bu motiflerin nasıl yapıldığının anlatımına geçeceğim inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın kol detayları bu şekilde. Şimdi öncelikle şöyle biraz bilgi vereyim sizlere. Bu alt kısmından başlıyoruz. Bu motifleri yapıyoruz arkadaşlarım. Şunu birazdan göstereceğim size. Şunu yaptık. Yanına bunu ekleyip bu şekilde bunları tek tek yaparak birbirine sadece bakın köşelerinden şöyle göstereyim. Sadece bu köşeleri ekliyoruz. Daha sonra üste geçip bu işlemlerini de tek tek yaparsanız daha kolay olur arkadaşlarım. Sonra ekleme işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yapabileceğiniz gibi bakın bir üst sırada düz olan motifin yarımı, bunun da anlatımı var arkadaşlarım, birazdan sizlere onu da anlatacağım. Sonra üstüne diğer bütün olanı, tekrar bütün olanı ve yarım olanı. Şimdi 4 tane ile başladık gördüğünüz gibi altta. Üste de 3 tane bütün, 2 tane yarım motifimiz var. Onun üzerinde yine 4 tane şöyle bu desenli olan motifimiz var. Kaldır anneciğim kolunu. Bir üst sırada kola geçiyoruz. Aynı zamanda bakın burası ön kısım. Şöyle göstereyim. Ön kısımda bir yarım motif. Annem birazcık. Bir tane yarım motif. Bir tane tam motif. Bakın. Bu boşluğa ekliyoruz. Sonra hemen çevirip arkasına bir tam motif daha ekliyoruz arkadaşlarım. Ve şu kol yerini açmış ve başlamış oluyoruz. Yanına hemen düz olan motif, yanına yine diğer kolu yaptığımızın aynısı. Bir tane bu tarafına, bir tane dönsen annem önünü. Bir tane önden bakın şu şekilde düz olan motif ve yarım motif. Bir üste geçiyoruz. Yaka kısmına da gelmiş oluyoruz. Aynı zamanda bir tane desenli olan motifi yaptıktan sonra arkadaşlarım bakın hemen yanına bunun yanına alttakinin şu düz olanın altta şu şekilde duruyor çünkü bunu buraya ekledikten sonra hemen düz bir motif yapıp bu araya ekliyoruz arkadaşlar bakın. Şu altta iki düzün hemen üst kısmına gelecek şekilde ekliyoruz. Aynı şekilde arkayı da bakın şöyle göstereyim. Arkası da aynı şekilde bakın. Düz olan motifimiz, desenli motifimiz, tekrar düz olan motifimizi ekliyoruz şöyle şu. Bir üste geçtiğimizde ise zaten bakın şeklini almış oluyor. Bir üste desenli motifimiz var bakın arkada. Sonra araya bu yarım olan motifi ekliyoruz bu köşeye ve ense kısmını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen yan kısmında kalan boşluğa bakın şöyle göstereyim. Şu boşluğa alttaki bu yaptıktan sonraki oluşan boşluğa bir tane düz motif ekliyoruz. Ve daha sonra bunun altına da burası oluşmuştu zaten. Bunun altına da hemen şöyle bir tane desenli motif. Hemen arka kısmına da kolun bir tane desenli motif ekleyerek bu motifleri yani bu hırkayı tamamlamış oluyoruz. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlarım. Düz olan yer ile desenli olan motif yerlerini değiştirirseniz de olabilir. Daha da farklı durur, farklı bir görünüme sahip olur. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Elden ele değişir ancak Alize Cotton Gold ip kullandım, 3 milim tığ kullandım, onu da söylüyorum zaten motifi yaparken anlatırken. Şimdi arkadaşlarım bu mor olan ipten toplamda 5 tane civarında kullandım.
Elim normal sıkılıkta, yani ne sıkı ne gevşek bir ele sahibim. Ama şunu söylemek isterim, elden ele değişir arkadaşlar. İlla ki bir ölçü, bir şey vermem biraz şey geliyor, yani olumsuz geliyor. Çünkü eliniz hani sıkıdır, daha küçük motifler olur. Ve benim bu sıkılıkta, bu şeyde yaptığım ve buhar ütüsü yaptığım bu motiflerimin boyutu 18 santime denk geliyor arkadaşlar. Evet, bakın böyle güzel bir hırkamız oldu. Şimdi bu alt kısımları, şunu da söylemek isterim. Önce desenli yeri yapın demiştim. Alt kısımlarına yarım motifler ekledim bakın. Burada da var yarım motiflerimiz. Bunlar 1, 2, 3 tane. Bu kenarına eklemedim ki özellikle. Şöyle göstermek isterim sizlere. Bakın şu boşluğa bir tane böyle çeyrek bir yer yapınca buradan gelenle dik olarak biterdi arkadaşlarım. Öyle olmasını istemedim. Böyle bir ovallik vermek istedim ve bu şekle geldi arkadaşlar. Evet, gayet bence şık ve güzel oldu. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak arkadaşlarım daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve arkadaşlarım bu güzel hırkanın yapımına hiç zaman kaybetmeden geçmek istiyorum. Arkadaşlarım ben bu motifleri yaparken, yani geneli de mor ağırlıklı bir renk. Şöyle Alize Cotton Gold'un iplerini kullanarak yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesi batik, diğer üçü düz. Size şimdi şöyle söyleyebilirim. Evde arta kalan ipleriniz varsa ana temel bir renk aldıktan sonra onları da bu orta kısmında kullanarak yapabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Motif çalışması. Tığım ise 3 milim oldu. Şöyle yakından göstereyim. 3 milim de tığ kullandım. Alize Cotton Gold ipler kullandım arkadaşlarım. Bunlar da şöyle başlayalım. Sarı olan 216 numara arkadaşlar. Krem olan ikinci sırada yapmış olduğum. Şurası ve şuralarda kullanacağız bu rengimizi. 458. Batik olan bir üst sırada kullanacağız. Şöyle 3686, yani 36.86 da diyebiliriz. Diğeri ise mor. Yalnız bunun rengi yok. Görünce de zaten hemen fark edeceksinizdir arkadaşlarım hangisi olduğunu. Şimdi sarı ipimle ortadan başlıyorum. Ben size burayı anlatacağım. Buralar zaten düz. Bunun yarımını da anlatacağım birazdan. Orayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Mantık aynı mantık. Sadece ip değişikliği olacak arkadaşlarım. Bir halka yaptım. İçerisine giriş yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum halkama. Şöyle bir miktar yükseliyorum. Şu şekilde arkasından önüne bu ipi şu şekilde ya da şöyle yapıp yine arkasından öne çekerek buraya bu ikili trabzan gibi oluyor arkadaşlarım ve zincir çekmenize gerek kalmıyor. Zincir çekilen yerde belli oluyor zaten. Şimdi ikinci ve üç. Üç tane bu şekilde. Yani ikisi ikili trabzan, biri de yükseldiğimiz yer. Üç tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Araya bir iki zincir çektim. Üzerine bir alıp üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. İki zincir çekiyorum. Tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. 4 defa yapacağız bu işlemi arkadaşlarım. 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3. Şimdi arkadaşlarım burası da önemli. Geçiş yerlerimiz belli olmasın diye bu ipimizi iyice sıkıştırdık şöyle. Üzerine bir alıyorum ve geliyorum bakın şuradan ve şuradan tığımı takıyorum. Bunu da alıyorum yukarıya, tamamen arada gözükmesin, kaybolsun diye şöyle tutuyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanın birincisini çektim. İkincisini hangi renk ipi kullanacaksam o ipimi alıyorum.
ve bunu buraya bağlamış oluyorum. Şöyle biraz fazla ip bırakın. Şimdi başka sırada kullanmayacağımız için bu 3 ipi birlikte götüreceğim için şöyle biraz katladım. Ve yine burada arkadaşlar biraz yükseldim. Zincir çekmiyoruz. İlkinde sadece zincir çekiyoruz. Sonra şöyle yapıyorum. Dilersen böyle alıyorum. Ve bir tane buraya bu şekilde ikili trabzan yapmış oluyorum. Sonra üzerine bir aldım. 2 ve 3. Yine aynı 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum bu defa. Üzerine bir alıyorum. Bakın bu fazla iplerimi de şöyle getiriyorum. Ve buradan giriş yaparak burası şimdi bizim bir köşemiz, burası ikinci köşemiz oluyor. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra 2 zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincir, aralarda 1 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım yine. Bakın şu sarı ipimi de, diğer iplerim de arasında kayboldu. Hemen bu sarı ipi bir daha kullanmayacağımız için kesiyoruz. Şimdi onu kaldıralım. Bu ipimle devam ediyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yaparak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra 1, 2 zincir köşede. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir arada, 3 tane ikili trabzan. Diğerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi yine sona geldim. Bu iplerde şöyle arkaya alalım. Üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum bakın. Buraya tutunduktan sonra şöyle biraz çektim. Bir tane ikili trabzan, yarım trabzanımı yaptım. Diğer rengime geçiyorum. Ben bu batik olan ipi kullanmıştım. Hemen onu alıyorum. Bir miktar bırakıyorum. Ve buraya bağlıyorum arkadaşlar. İkinciyi de onunla tamamlıyorum. Şöyle biraz sıkıştıralım. Diğerini de. Buradan yine biraz bırakın ki şuraya kadar gelsin arkadaşlar. Şöyle açtım. Buradan alıyorum bu şekilde. Ya da diğer şekilde. Hiç fark etmiyor. Şöyle birleştirdim. Hemen yanına iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Ve buradan şu ortadaki yere geçiş yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir tekrar üzerine bir aldım. Alttaki ipimi de devam ettiriyorum çıkmasın diye. Şöyle 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşe olduğu için 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Ortadaki boşluktan giriş yapıyorum. Oraya 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bu ipimi de bırakıyorum. Hatta onu da kesebilirim artık. Onu da kullanmayacağım şu anda. Kenara aldım. 3 sıra şeklinde bu renklerimizle bu şekilde tamamlıyoruz orta kısmını.
Yine renk değişikliği yapacağım. Üzerine bir aldım. Hemen buradan girişimi yapıyorum. Şöyle burayı bağladım. Birinciyi çektim. Şimdi ikinci yerimi, diğer renk ipimi, yani ana rengimi aldım. Ve buraya tutunuyorum. Şöyle bir miktar da bırakıyorum. Ve biraz yükseldim. Şöyle aldım, çektim. İki tane hemen yanına ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Şu boşluktan giriş yapıyorum. Her sırada bu şekilde arttırım yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ipimizi de yine alttan götürüyoruz. Biraz götürdükten sonra onu da artık kesebiliriz. Üstünü bu renkle tamamen tamamlayacağız. Hatta bu kadar yeterli. Şöyle 2 ve 3. Hemen bunları, şunu kesebilirim arkadaşlarım. Şimdi bu hırkamızın boyutunu arkadaşlarım buradan ayarlıyoruz. Bu kenardaki, yani toplamda 8 sıra var. Burada bu renkli olan yerimizle birlikte, zaten renkli olan yerimiz 3 sıra arkadaşlarım. 5 sıra daha üzerine yaptım. Eğer daha büyük yapmak isterseniz bu 8 olan sıra sayısını, yani şununla yapmış olduğumuz yeri 5 değil de daha fazla, işte 8, 10, hani kişinin büyüklüğüne göre bu motifleri ayarlayarak yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de, hani boyutunu daha böyle minyon olsun, küçük olsun isterseniz de yine buralardan ayarlayarak, yani bu motifin boyunu ayarlayarak 5'e düşürebilirsiniz atıyorum. Zaten 3 tanesi, ortası 2 sıra yapıp bitirebilirsiniz. Ama o zaman şu görüntüyü vermeniz biraz zor olur. 8 bu motife ideal oldu arkadaşlarım. Daha büyük de olabilir tabii ki, ama bunun bir küçüğü ancak 7 sıra şeklinde yapabilir. Bunu da biraz daha küçük yapmış olursunuz. Bunu da söyledikten sonra şimdi arkadaşlarım, burada yine bu rengimle aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan toplamda 8, yani bu rengimle 5, öyle de diyebiliriz, sıra yapalım ve bu motifi, ana kısmını, gövde kısmını tamamlamış olalım. Üzerindeki işlemeleri de birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Aynı bütün bu alt sırada yapmış olduğumuz gibi boşluklara birer tane, köşelere ikişer tane, aralarında iki zincir, aradaki yerlere ise bir zincir çekerek motifimizi büyütüyoruz. Bu diğer motifler de, yani düz olan, üzerinde işlem yapılmayan motiflerimiz de 8 sıra arkadaşlar. Şöyle bunun bu sırasında birlikte örelim. Özellikle bilmeyen arkadaşlarım için hemen 3 tane yapıyorum. Bakın 2 zincir çektim, 3 tane tekrar devam ediyorum. Yine sona geldim. Renk değiştirin ya da değiştirmeyin, hiç önemli değil. Böyle yaparsanız daha düzgün duruyor arkadaşlarım. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi aynı şekilde şöyle birinci sırayı tamamlamış olduk. 4 sıra daha devam ediyoruz ve ekleme yerine geliyoruz. Şöyle 2, 3 tane yaptım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Evet. 5 sıra şeklinde, toplamda 8 sıra şeklinde yapalım ve işleme yerine geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bakın 7 sıra şekline getirdim. 1, 2, şöyle de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra olduktan sonra bu motifimizi ekleme işlemine geçeceğiz. Ancak şunu söylemek istiyorum.
Bu üstündeki işleri daha rahat yapabilmeniz için önce bu motifleri tamamen bitirin arkadaşlarım. Yani 8 sıra yapıp bunlar zaten genel olarak, şöyle şuradan göstereyim size, başta da söylemiştim, şöyle sadece şu uçlarından ekli, aralardaki düzleri yaparak bunları birbirine eklerseniz çok daha rahat edersiniz. Yani bunu tek olarak yaparsanız şöyle bir motif, bir sıra daha bitirip ondan sonra bu üzerindeki yerlere geçmeniz daha kolay olur sizin için. Şimdi bakın, bu kol kısmının hemen arka kısmına gelen buraya bunu ekleme yapacağım arkadaşlarım. İki kenarını ekleyeceğiz zaten. Ondan dolayı motifin en son bitmiş hali şöyle, yine aynı şekilde yükseldik. Yine yanına iki tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Devam ediyoruz. 1 2 3. Bir tane zincir. İki kenarını bu şekilde yapıp tamamlayalım. Dediğim gibi ben size sadece göstermek amaçlı hani burada yapıyorum şu anda. Bunu 8 sırada bitirip tek olarak yaparsanız üzerindeki işlemeleri daha rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekleme yapmam gereken köşeye geldim. Burada bir zincirimi çektim. Şöyle şuradan alıyorum arkadaşlarım. Bunu da buradan aldım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 1, 2 ve 3. Sonra hiç zincir çekmeden diğerine geçiyorum. Ve birleştirdim. Bir zincir çekip üzerine bir alıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Bakın hiç şey yapmadan hemen sıradaki yere bu şekilde bu iki kenarı ekliyoruz arkadaşlar. Köşeye geldim, bir tane zincirimi çektim ve geliyorum buradaki birleşim yerine, orayla birleştirdim, bir zincir çektim, tekrar 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Sonra bu tarafa ekleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, köşenin yanındaki boşluktan girdim.
Evet, son yere geldik. Yine bir zincir çekiyorum, geliyorum bu birleşim yerinden, şöyle aldım, birleştirdim, bir zincirimi çektim, geliyorum buraya, buradan da şöyle giriş yapıyorum ve böylelikle bu motifimizi de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde buraya geçirdik. Şimdi üzerindeki işleme yerini arkadaşlarım, ben bu rengi kullanmak istedim. Şöyle hemen çevireyim, iyice görün. Bu rengi kullanmak istedim. Bu rengimle 8 büyüklüğü, yani 8 sıra olan motifimiz için 40 tane zincir çekiyorum. Şöyle birazcık hem bu kısmından hem diğer kısmından ip bırakalım ki altına geçsin arkadaşlar, kalsın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Evet, 40 tane zincir çektik. Şimdi arkadaşlarım bunu şöyle bir miktar ip bırakarak kesiyorum. Bundan 4 tane yapalım. Şimdi birinciyi tamamladık. Aynı şekilde 3 tane daha tamamlayalım, yapalım. Evet, şimdi 4 tane köşelere yapacağımız için şöyle 4 tane 40 zincirli ipler elde ettim. Şimdi arkadaşlarım bunu çeviriyorum. Yani motifi, bu motifi tamamen bitirirseniz dediğim gibi daha rahat edersiniz. Yani bitirin bu motifinizi, sonra üzerini işleyin, ondan sonra ekleme yapın derim. Daha kolay olması için arkadaşlar. Şimdi bakın, şu yapmış olduğumuz zincirimizi alıyorum. İyice yaklaştırmak istiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4... Beşinciden, beşinci motif yerimizden, sıramızdan şu şekilde arkadaşlarım bakın. Şöyle ikisini buradan, ikisini de buradan alıyorum. Şu şekilde. Ve bunu yapmış olduğum zinciri bu aradan geçiriyorum. İlk başta bunu yapalım. Şöyle geçirdim. Şimdi buradan geçirdikten sonra şu iki ucunu tutuyorum. Eşit olması gerekiyor. Şöyle bakın şu şekilde eşit bir hale getiriyorum. Daha sonra bu tarafı alıyorum. Buradan bunu da bu tarafa doğru şöyle çeviriyorum. Sonra arkadaşlarım, bu aradaki şunu ve şunu, şu yani tam ortada kalıyor bakın. Bir bu ortada kalanı, bir üstündekine değil, şöyle alttan tutalım. Bakın iyice görmenizi istiyorum çünkü. Bakın bunu atlıyoruz. Bunun hemen şu şekilde yapıp şöyle arasından tığımızı geçiriyoruz. Ve şu ucunu alıyorum. Buradan şöyle çekiyorum. Şimdi aynı şekilde karşı tarafı da buradan alıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz, daha kolay oluyor. Şu arasından giriş yapıp direkt arkaya. Arkadaşlar şöyle. Şimdi bakın şöyle tuttum. Şimdi bunun arkasını çeviriyorum. Bunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle giriş yapalım. Sadece bu nereye girmeniz gerektiğini göstermek amaçlıydı. Böyle öne çıkartmam. Şöyle aldım bakın, hemen arkaya çekiyorum şöyle. Şu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar bakın.
Şimdi arkaya geçtim, geç arkaya iplerimi aldıktan sonra bakın şuralarda, şuradalar. Şöyle. Bunu tutuyorum şöyle. Şuradan giriş yapıyorum bakın. Hemen zincirimin üst kısmından bunu dikeceğiz ama şimdi böyle bir tutundurmamız lazım. Buradan aldım bunu. Alttaki o fazla bıraktığımız ipi arkadaşlar bunun için bırakıyoruz. Şu şekilde yapıyorum. Burayı da buraya dikeceğiz. Şöyle bir tutundurdum onu. Sonra tekrar buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve buradan aşağıya doğru çekiyorum. Ya sadece bunu yapma amacımız buraya tutundurmak arkadaşlar. Şöyle yapıp. Evet, diğerini de aynı şekilde şuradan çıkartıyorum. Alttan ipimi aldım. Hemen onu yukarıya doğru çekiyorum. Sonra şöyle bir giriş yapıp. Bunu çok sıkmayın. En son diktikten sonra bu fazla ipleri de buradan alacağız arkadaşlar. Şöyle arkadan çekelim. Evet. Şöyle bir miktar tutundurmuş olduk oralara. Bu böyle. Burası da bu şekilde oldu. Şimdi aynı renkle şöyle iğneme ipimi taktım. Ve bir tane şöyle düğüm yapıyorum çıkmasın diye. Ve geliyorum. Bunu bu şekilde tutup bakın. Bu buraya gidiyor. Bu da bu tarafa gidiyor. Şöyle. Şunu şöyle elimizle düzeltip ayarlayıp burayı bir alttakinin hemen iç kısmından şu şekilde yaparak önce bir iğnemi buraya geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle tam orta yerine yapmış oluyorum. Sonra buradan arkadaşlarım şu şekilde yaparak bakın iç kısımlarından zincirin giriş yapıp şu aradan çıkartıyorum. Sonra düzeltelim şöyle. Buradan bu üstte yaptığınız yeri ne kadar küçük yaparsanız o kadar iyi. Çünkü altından böyle sırıtmasın. Oradan belli olmasın arkadaşlar. Bakın şöyle aldım hemen. Buradan bu tarafa geçiyorum. Şu köşesi tam başlangıç yerimden alma giriş yapmak istiyorum ki daha düzgün dursun diye. Şöyle bakın. Sonra bu tarafı aynı diğerini yaptığımız gibi buraya dikiyoruz arkadaşlar. Yine bakın bu orta birleşim yerine geliyorum. Ve buradan alttan şöyle hemen
Şunun ve şunun içerisinden şöyle geçiriyorum. Alta tamamen bağlanması için. Sonra arkaya geçiyorum. İpimi de geçiriyorum. Ve aradan biraz yürüterek böyle ön tarafta görünmeyecek şekilde yürüttükten sonra bunu kesiyorum. Evet. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaki bu ipleri, fazla ipleri de aynı normal bildiğimiz şekilde şöyle aralarından geçirerek evet. Bakın bunu buraya bu şekilde eklemiş olduk. Hemen bir tane daha yapalım. Şu kenara yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra şey yapın arkadaşlarım, ekleme yapın. Daha rahat edersiniz. Böyle de olur. Yani fark etmez. Şöyle ikincisinden geçirdim. Bunu da buraya ekliyorum. Şöyle arasından geçiriyorum. En önemli yeri burası. Diğeri gördüğünüz gibi motifi gayet kolay yapımı. Şöyle ekledik. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyoruz. Yönleri de fark etmiyor. İstediğinizi istediğiniz tarafa alabilirsiniz. Şunu şu şekilde çevirip şu sondan bir öncekinin içerisinden şöyle altından bakın geçiriyorum. Aşağıya doğru itekliyorum. Sonra da aynısını diğerine de şöyle aldım. Hemen karşılık gelen yeri burası bakın. Şu alttan giriş yapmış gibi olalım şöyle. Hemen buradan tutup çekiyorum aşağıya doğru. Sonra çeviriyorum. Sonra bunu şöyle yapıp şu aradan bir alıyorum. Sonra tekrar şöyle bir aradan giriş yapıp aşağıya doğru çekiyorum. Sadece bu iğne yaparken yerimiz belli olsun diye yaptığımız bir işlem arkadaşlarım. Şöyle çevirdim.
Evet arkadaşlarım, bu şekilde diğer ikisini de yapalım ve büyük oranda hırkamızı tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, bakın diğerlerini de tamamladım ve görüntümüz bu şekle geldi. Özellikle anlaşılsın diye bakın şöyle bıraktım bu ipimi de. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yarım motifin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum yine. İçerisinden geçirdim. Ve buraya bir tane zincirle sabitledikten sonra şöyle bir miktar yükseliyorum. Arkadan aldım, öne geçirdim ve bir tane ikili trabzan yapmış oldum. 4 tane, yanına 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bununla birlikte 4 oluyor. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi bununla 4 oldu. 2 zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Tekrar 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Her iki kenardakilere 4'er tane. Sonra iyice sıkılaştırıyorum. Hatta şöyle yaptım arkadaşlarım diğerlerinde. Şunu yaptıktan sonra bu ipimi alıyorum yukarıya doğru. Böyle kaybetmek amaçlı tamamen. Daha sonra uğraştırmasın diye. Şimdi bunu yaptık. Çeviriyorum. Yine bir miktar yükseliyorum. Ve şu şekilde alıp buradan ipimi çektim. Bunu da aradan aldım. Bir tane buraya önce bu şekilde yaptım. Yanına yine bakın şu alttaki kenardaki dördüncü olanın üzerinden giriş yaparak 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Kenarlar hep 4 olacak arkadaşlarım. Bu yaptıklarımızla birlikte. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Ve geçiyorum. Şu ortadaki yaptığım boşluğa buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani motifimizin büyük olan motifimizin yarısını böylelikle yapmış olacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine bir aldım. Geçiyorum. Bakın şuradan giriş yaptım. Hemen buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şu şekilde. Sonra yine çeviriyorum. Şöyle biraz yükseldim. Aldım arkadan ve birleştirdim. Yanına 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Sonra bir zincir çektim. Her sırada bakın artarak devam ediyor. Bir tam motifin yarısı haline gelmiş oluyor. Şöyle 3 tane yaptım boşluğa. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine bir aldım. Ortaya geldiğim zaman yine 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Bir zincir çektim. Tekrar boşluktan giriş yapıyorum. Aynı motifte yaptığımız gibi devam ediyoruz. Sadece yarısını dediğim gibi yapıyoruz. Sona geldim. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4'ü tamamladım, çevirdim. Yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Kenara 4 tane 1 yaptık. 2 3 ve 4. Bir zincir boşluğa geçiş yapıp oraya da 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3. Bunu 7 sıra şeklinde yapalım. Son 8. sıramızda burada görmüş olduğunuz bu boşluğa, arka ense boşluğuna bu motifimizi ekleme yaparak burayı da tamamlamış olacağız. Şimdi bakın bu öndekileri yaptığımız gibi, doldurduğumuz gibi ve altları şöyle göstereyim. Şu şekli elde edip buraya yerleştireceğiz arkadaşlarım. Evet, şimdi bunu 7 sıra şeklinde böyle devam edelim. 7 sıra yaptım arkadaşlarım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şöyle bir görüntü elde ettik.
Şimdi 7 8. sırada şöyle tutuyorum, şöyle çekiyorum yine birinciyi. Yaptıktan sonra geliyorum. Eklemem gereken boşluk burası. Şu birleşim yeri bakın. İki motifimizin birleşim arası. Buraya geliyorum. Ve buradan tutunuyorum bu şekilde. Şöyle kaydırdım. Şimdi üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine yine 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 2 ve 3. Sonra zincir çekmeden şöyle bunun ikincisine geçiş yapıyorum. Şuraya. Şuradan şu şekilde alıp bir tane zincirle bağlıyorum buraya. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Aradaki boşluğa geçiş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2 ve 3. Yine buradan tuttum. Bakın. Bir diğer boşluğum. Şuraya geçiş yapıyorum. Şöyle kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Ve yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Sonra hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu boşluğa giriş yapıp şu şekilde bağladım. Bir zincirimi çektim. İki ve üç. Hemen buradan alıyorum. Sıra sıra bütün boşluklarda birleşim yapıyoruz. Şimdi bakın hepsinin birleşim yerine gelmeden burayı da birleştirdim, bir zincir çektim, tam bu artım yaptığım köşeye geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum önce, 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çekiyorum birleşim yeri olduğu için, yani artım yeri olduğu için, ve geliyorum şu üçünün birleştiği yerden giriş yapıyorum, buraya ekliyorum arkadaşlarım bunu da. Bir zincir çekip tekrar üzerine bir aldım. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Zincir çekmeden hemen bir diğer tarafa bakın, bu tarafa geçtik. Buraya giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir alıp hemen yanındaki bakın şuradan giriş yapıp buraya da 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ekliyoruz. Son yere geldim. Yine bu köşeden hemen girişimi yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4.'cüyü de yapıyorum ve son bakın şu 2 3 motifin birleştiği yere giriş yapıyorum ve buraya bunu bağlıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve artık bu boşluğu tamamlamış oluyoruz. Şöyle orayı kapattık arkadaşlarım bakın. Ense kısmına gelecek olan yerimiz.
ense olan kısım. Buradan giriş yapıyorum. Bunu dilerseniz, eğer ipiniz varsa aynı renkle de yapabilirsiniz hepsini. Ama ben içindeki renkleri kullanmak istiyorum. Ondan dolayı şöyle sarıyla başlayıp daha sonra krem rengi ve en üstüne de batik ipi kullanacağım ve buraya böyle etrafını çevirmiş olacağım. Şöyle bir miktar yükseldikten sonra hemen çevirdim ve bunun yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Araya bir zincir çektim, üzerine bir aldım. Hemen yanındaki, bakın şurada yerlerimiz var zaten, birleşim yerlerimiz. Oralardan giriş yaparak şöyle üçer tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir, üç tane, yine bakın birleşim yerine geçiyorum hemen. Bir, iki ve üç. Bir zincir, tekrar devam ediyorum. Orta birleşim yerimize geldik. Oraya da yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldım. Hemen bakın şu birleşim tarafına geçtim. Ve buraya 3 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Buralar zaten normal yapmamız gereken yerler. Sadece burada bu yerlerin üzerlerine yaparsanız bu şekilde daha güzel durur arkadaşlarım. Şimdi bütün etrafını gördüğünüz gibi çevirin. Tamamen isteğinize bağlı. Dilerseniz rengarenk, yani içine kullandığınız renklerle yapabilir. Dilerseniz tek renkle yapabilir. Yine bir mor kullanarak mesela. Dilerseniz hiç yapmadan da direkt bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benden size fikirler. Bir sonrakinde de bunların bu boşluklara gelen yerlere aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, burayı da tamamlayalım ve hırkamızın yapımını tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın şöyle alt kısmına da biraz daha yakından göstereyim. Sarı, krem ve batik ipten iki sıra olmak üzere geçtim. Şimdi bu iki sıra arkadaşlar, bakın ikinci sırada bu şeyleri şöyle bir şekil olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Buradan üç tane zincir çekiyoruz, yanına iki tane yarım trabzan yapıp birleştiriyoruz ve buraya geçip buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Bu kenar kısmı da bu şekilde yaptım. Kol kısmına gelince orası da aynı şekilde, şu aradaki köşe yerini arkadaşlarım bakın şu şekilde yapın derim. Şuradan ve şuradan alın, buradan almayın.
Sonra böyle biraz hem toparlayacaktır, daralacaktır. O da aynı 3 sıra şeklinde. Bu enseden başlarken yaptığımız gibi zaten bunun yerleri var arkadaşlar. Bakın arada aradaki yerlerden alarak yaptım. Onun da son sırasını aynı şekilde dediğim gibi 3 zincir çekiyoruz. 2 yarım trabzan birleştirip şu yerdeki boşluğa ekleyerek tamamlıyoruz. Ve böyle bir güzellik elde ediyoruz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü, model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.